Hayırlı günler efendim. Bir Niyet Bir Tasavvur programına hoş geldiniz. Ben Melahat Güler. 28. söze bu hafta devam ediyoruz. Geçen hafta cennet bahsine başlamıştık. Kur'an'ın letafetinden ve cenneti anlatan ayetlerin güzelliğinden bahsetmiştik. Birçok meseleye değindik geçen hafta konumuzda. Cennetin bütün manevi ve maddi lezzetlerin medarı ve kaynağı olduğu meselesine girdik. Sual kısmında kalmıştık. Sualimizi de sorduk. Ama cevap bölümünde yarım kalmıştı anlattıklarımız. Ben tekrar sualden başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Nurender Hanım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Sual. Kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Madem ruhun âli lezaizi vardır, ona kafidir. Lezaizi cismaniye için bir haşr-ı cismaniye neden icap ediyor? Evet, bu sual üzerinde de durmuştuk geçen hafta Nurender Hanım. Ben cevap kısmından devam etmek istiyorum. Neden kararsız, noksaniyetli, elemli cismaniyetin cennetle alakası üzerinde duracağız? Lezaizi cismaniye için haşr-ı cismaniyeye neden ihtiyaç olduğunu konuşacağız inşallah. El cevap, çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklıdır. Fakat masnuat-ı ilahiyenin bütün envana menşe ve medar olduğundan bütün anasır-ı sairenin manen fevkine çıktığı gibi. Hem kesafetli olan nefs-i insaniye, sırrı camiyet itibarıyla, tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi, öyle de cismaniyetin en cami, en muhit, en zengin bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i ilahiyedir. Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Mesela dildeki kuvve-i zayka rızık zevkinde. Envai mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartmazdı. Hem ekser esma-i ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Madem şu kainatın saniyi, şu kainatta bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek ve bütün envai ihsanatını tattırmak istediği kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden 11. sözde ispat edildiği gibi kat'i anlaşılıyor. Elbette şu seyri kainatın bir havz-ı ekberi ve bu kainat desgahının işlediği mahsulatın bir meşher-i azamı ve şu mezra-i dünyanın bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet. Şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o saniye hakim ve o adil-i rahim elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak ve hidematına mükafat olarak ve ibadat mahsusalarına sevap olarak onlara layık lezaizi verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihetle onun cemal rahmetine ve kemal adaletine uygun değildir, kabili tevfik olamaz. Evet, cevap kısmı biraz uzundu ama ben birkaç soruyla girmek istiyorum. Şimdi burada el cevap bölümünde hem kesafetli olan nefs-i insaniye sırrı camiyet itibarıyla dedi. Tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi. Sırrı camiyet nedir? Bu sualinizin hemen cevabında da cismaniyetin ne kadar önemli olduğunu biz geçen hafta da konuştuk bunları. Burada da buna vurgu yapıyor. Dört unsurdan yola çıkarak meseleyi izah etmiş. Unsurlara şöyle baktığımızda
toprak, su, hava ve ışığı örnek olarak veriyor ve bunların içerisinde toprağın kesif bir özelliğe sahip olduğunu anlatıyor. Evet. Diğerlerine bakıyoruz. Mesela hava, ziya ve suyun özelliklerine baktığımızda suda bir akıcı özelliğe sahip olduğunu, ziyanın nurani bir özelliğe, havanın da yayılma gibi bir hususiyete sahip olduğunu görüyoruz. Fakat toprak bu üç maddeden tefrik ediliyor kesafeti noktasında. Fakat bütün nebatatın da menşeini oluşturmuş oluyor. Yani tabiri caizse bütün bitkilere rahm-ı mader noktasında bizim karşımızda. Bu açıdan diğer üç tane unsurun da fevkine çıkmış oluyor. Biz çiçek yetişirken şunu söylemiyoruz. Yani havada bu çiçek yetişti veya şu meyveli ağaç ziyada yetişti ya da ziya yetiştirdi gibi ifadeleri kullanmıyoruz. Ama toprakta bütün nebatatın yetiştirildiğine dair bir ifadeyi kullanabiliyoruz. Yani o üçü de toprakla anlam kazanıyor değil mi? Evet, onun etrafında toplanmasıyla beraber bir mana kazanıyor. Fakat burada madde noktasındaki farklılıkları daha çok ön plana çıkararak meseleye bakıyoruz. Yani o kesif olmasına rağmen bütün neredeyse hayatın menşeini oluşturduğunu, kaynağını oluşturduğunu biz görüyoruz. Bu ifadelerden bunu anlıyoruz. Bunun yanı sıra Cenab-ı Hakk'ın esmasının da tecellilerini yine o kesif toprağın üzerinde görmemiz mümkün. Çünkü farklı sanat eserleri orada tecelli etmiştir. O çıkan nebatatla birlikte. Orada garay bir sanat diye ifade ettiğimiz farklı sanatları da müşahede ediyoruz. Buradan nefsi de toprağa benzeterek bir teşbih yapıyor. Bir temsille akla meseleyi yine yakınlaştırma yöntemini kullanıyor. Gerçekten enteresandır. Yani nefis de diyor kesafette ne gibi? Toprak gibi kesif olduğunu anlattıktan sonra nefis de diyor o emmare boyutunda olan nefis, mutmainne diye ifade ettiğimiz noktada ki bir hale geldiği zaman da diyor, diğer latifelerin üzerinde bir noktaya doğru çıkma özelliğine sahiptir diye. Biz buradan bunu anlıyoruz. Şimdi terbiye etmek değil mi? Tezekki Kur'an meselesi. Ve iman meselesi, evet. Hidayet meselesi ile bir terbiyeden geçtiği takdirde letaifin üzerine çıkma çıkıyor. Noktasına geliyor. Siz bana şimdi sır-ı camiyet nedir diye sormuştunuz. Sır-ı camiyeti açarsak nefsin tezkiye meselesi, diğer letaifin üzerine çıkma durumları hepsi bu açılımın içerisinde yer alacak. Sır-ı camiiyet ifadesi oldukça geniş bir kavramdır. İnsan nefsinin duygu vesaire gibi noktada çok geniş bir donanıma sahip olduğunu camiiyet ifadesiyle biz bunu anlıyoruz. Fakat Cenab-ı Hak insanın o maddi ve kesif olan nefsini bütün isim ve sıfatlarını tanıttırmak noktasında nefsin eline koymuş. Tabiri caizse bütün o duygu ve cihazlar ile donatmış. Bu da cismani bedenin üzerinde yer almakta. Bu noktada önemli. Mesela bunlara ne gibi örnekler verebiliriz? Gözümüz o kesif maddelerden bir tanesidir. Kulağımız yine o kesif maddelerden biridir. Vesair bütün o cihazları kıyas edebiliriz. Bunların işletip kullandırılma meselesi önemlidir. Mesela göz nerede nasıl kullanılmış, kulak nerede nasıl kullanılmış? İşte kulağın hususiyeti sesleri ihata etme olduğu gibi göz de maddi alem içerisinde birçok şeyi müşahede etme noktasında. Şimdi bunlar eğer doğru kullanımını eğer yakalayabilirse o kesif olma noktasından letaif diye ifade ettiği latif olma noktasına doğru geçiş yapar. Nefse ait olan mesela bu maddi ve kesif işte duygu ve cihazları da yani başka duygu ve cihazlar da var. Bu aletlere biz bunları kıyas ederek bunu daha da çoğaltabiliriz. Birkaç tane örnek verdik yani göz kulak diye iki tane örnekle biz yola çıktık. Eğer bu duygular ve bu cihazlar şimdi tezekki ifadesi kullanılmıştı. Tezeki etme şartını burada esas olarak koyuyor bizim karşımıza. Oradan da biz şunu anlıyoruz ki iman ve hidayet gibi hususlarla bu sahip olunan aletler ve cihazların işletirilme meselesi karşımıza çıkıyor. Eğer doğru bir şekilde işletilip de kullanılacak olursa o zaman bu yönü çok başka noktalara doğru geçecek. Yani o kesafetten letafet diye ifade ettiğimiz noktaya geçecek. Burada ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek olarak sunmak istiyorum.
Miraç meselesinde beden ve cismani, yani hem ruh hem cismani boyutuyla beraber bir gidişatı söz konusu idi. Fakat o gidişatın da onun cesedinin nuraniyet kesbettiğini anlıyoruz. Ruh mesabesinde belki onu da daha öteye geçecek noktada eşlik ederek beka diye ifade ettiğimiz noktada Cenab-ı Hak ile buluşuyor. Anlıyorum ki işte orada cismani bedeninde onun da nefsine takılmış olan bir takım aletler nasıl bize verilmişse ona da verilmiş. Onların işletimi ve doğru kullanımlarıyla o aletlerin her biri bir nuraniyet kesbetmiştir. Bu kesbedişle birlikte Miraç meselesini de en zirve noktada yakalamış, âlâ-i illiğin olan noktayı da bize göstermiş olmaktadır. En zirvesi o, ama en basitinde sizin verdiğiniz örnek gibi cihazatı kullanmak, mesela yeme içme meselesinde değil mi? Evet. Yani nefsin arzuları için yeme içme var, bir de ibadet için, arasında tefekkür var, zikir var, şükür var sonunda. Böyle bir yeme içme nefsi tezekki ettiriyor diyebiliriz. Yani Esma'ya da aynı oluyor insan bu haliyle değil mi? Rezzak, Kerim'e de. Birçok Esma'ya. Evet. Kim yani hatta? Esma meselesine üstadın bakış açısına da baktığımızda, yani Kur'ani bir bakış açısı aslında bu da. Yani her şey Esma yönüyle baktığımızda çok değerli değil mi? Her şeyin üç yönü vardır diyor ya. Bir kendine bakan, bir Esma-i İlahiye'ye bakan, bir de ahirete bakan. Esma'ya ve ahirete bakan yönüyle o zaman her şey değer kazanıyor. Evet. O cismaniyetle yapılan her şey değer kazanıyor diyebiliriz yani. Evet, burada da yine cismaniyetin önemi bir kez daha hem vurgulanmış oldu hem de ön plana çıkarıldı. Ve cismaniyetle yapılan birçok şey, birkaç örnek verildi. Hani göz kulak diye bize örnek verdik ama sadece göz ve kulaktan da ibaret değil. Yani bunu bütün beden bazında düşünmek lazım. Şu azalar adedince düşünebiliriz o zaman. Düşünebiliriz. Evet. Burada şimdi bir mesele daha var. Elbette dedi, şu seyli kainatın havz-ı ekberi ve kainat desgahının işlendiği mahsulatın bir meşher-i azamı ve şu mezra-i dünyanın bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet. Bu seyli kainatın havz-ı ekberini, mahsulatın meşher-i azamını ve mezra-i dünyanın mahzen-i ebedisini biraz açmanızı isteyeceğim. Evet, seyri kainat havz-ı ekber diye ifade ettiği şeyde kainattan ahirete doğru akıp giden bir şeylerden bahsetti. Fakat kainatta üretilen ve kainatta yapılan şeylerin o büyük havuzda toplanması meselesinden önce bize üç tane önemli kelime burada sundu. Evet. Tanıttırmak, bildirmek ve tartmak gibi. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak üç tane nokta ile bize bazı şeyleri tanıttırmaya, bildirmeye ve tartırtmayı hedefliyor. Bunlardan bir tanesi rahmet hazinelerini tanıttırmak hedefinde olan bir şey. Esma'nın tecellilerini bildirmek yine onun hedefinde olan bir nokta. Ve envai ihsanatını, çeşitli ihsan çeşitlerini bize tattırmak istediğini ifade ediyor. Bütün bunların hepsinin, dikkat ettiyseniz, cismani bir vücudun içerisinde yer aldığını görüyoruz. Cismaniyet olmadan anlayamıyoruz. Anlayamıyoruz. Yani ruh boyutuyla bunları idrak etmemizin mümkün olmadığını görüyoruz. Demek ki burada cismaniyetle bize bunları tanıttırdı, tattırdı ve bildirdi. Bunları yaparken de kainatı akıp giden bir nehre benzetecek olursak, o akan suyun, o sudan hasıl olan ürünlerin toplandığı bir havz-ı ekberin olması icap eder. Yani büyük bir havuzun olduğunu düşünebiliriz. Biriktiği. Burada yapılan o tanıtırma, bildirme, tartmalardan ortaya çıkan hası olan ürünlerin her birinin toplandığı büyük bir havuz var. Biz buna dar-ı ahiret diye de ifade edebiliriz. Dar-ı saadet diye de ifade edebiliriz. Oraya biz bunları gönderdik. Daha sonra burada ekilmiş, burada hasata hazırlanmış olan ürünleri dar-ı beka dediğimiz yerde de toplama şekli ile bizim karşımıza orada çıkmış olacak. Şimdi burada neyi gördük? Cismani vücutla biz bütün bunları yapıyoruz. Ahiret hayatında da işte diyor ki orası yine buradaki gibi cismani bedene ve ruh bütünlüğüyle beraber burada alışılmış olan tatmak, hissetmek, bildirmek, tartmak gibi hususiyetler nedenli cismaniyette önemliydiyse
ahirette buna benzeyecek. Yine bu duyguların kullanımda belki zirve noktada kullanabileceği bir mekan ile karşı karşıya geleceğiz. Ne kadar yaşadıysa, ne kadar yansıttıysa, ne evet. kadar tarttıysa karşılığını orada alacak. Yani İsmail bu aletlerin evet. inkişafı boyutunda, istidatlarını inkişaf ettirme noktasında, marifetullah'ta terakkiyat noktasında, imanda inkişaf boyutunda, yine bedeni ve ruhi bir bütünlük içerisinde, cennet hayatı içerisinde hayatını idame ettirecek. Ama bu güzelliklerle yine müşerref olacak. Yani tatma, bilme, tartma olayları da yine aynı şekilde orada kişinin karşısına çıkacak. Yani burada cismani bedenin de orada bulunacağının yine bir ispatı vücududur bu ifadeler. Evet. Cismani haşre de bir delildir aynı zamanda. Belki daha gelişmiş şekilde olacak değil evet. mi? Evet. Evet. Burada Adil-i Rahim, Sani-i Hakim isimleri bunu gerektirir dedi değil mi? Yani bu dar saadetin olması gerektiğini. Çünkü neden? Neden? Ben sorayım bu sefer de. Çünkü neden? Neden? Çünkü insanın duygu dünyasında sonsuzluğa karşı bir his var. Evet. Beka arzusu var. Beka duygusu var. O yüzden biz buradan şu cismani bedenimizden ayrılmak istemiyoruz. Dünya hayatını bırakıp gitmek istemiyoruz. Böyle bir sonsuzluk duygusu insanın gündemine, içine konulmuşsa, bekaya bu kadar müştak olan bir insanın beka arzusunu yerine getirmeme, Cenab-ı Hakk'ın Adil ve Hikmet isimlerine evet. muhalif evet. bir hareketi ortaya koyar. Yani yok etmek için mi yarattı beni? Evet. Değil mi? İnsanın aklı kabul etmiyor bunu. Kabul etmiyor. Yaşlılığı bile kabul etmiyoruz ki bırakın yok olmayı yani bir daha dirilmemeyi. Belki bir parça kendimizi kandırabiliyoruz çünkü ahiret hayatı var düşüncesiyle evet. Ona adapte edebiliyor insan kendisini. Rahmete, adalete evet. ve hikmete zıt bir halet olur dedi. Evet yani o duygunun uzantısı olan bizim şu an yaşadığımız bekaya olan müştak evet. hissiyatının uzantısı mutlak surette ahiret hayatını iktiza ediyor. Eğer evet. olmazsa o duygunun verilmesi en başında bir zulmü oluşturacak. Bunun yanı sıra da insana verilmiş olan cismani aletleri çok fazlaca vurgu yapmıştık. Evet. O aletlerin her birinin kendine mahsus ibadet çeşitleri var. Yani biz ibadet dediğimiz zaman sadece namazdan namaz bizim karşımıza çıkmıyor. Yani bunun yanında oruç var. Tefekkür var. Tefekkür var. Ama daha geniş manada meseleye bakacak olursak bütün bedenimizde bulunan hem aletlerin hem duyguların o ibadet kapsamı içerisinde kendilerine ait olan vazifelerini yapmaları da o ubudiyet kapsamı içerisinde değerlendiriliyor. Evet. O da cismani bedenin içerisinde olduğuna göre o vakit Adil ve Hakim isimleri o uzuvların her birinin kendilerine mahsus olan o ibadetlerine evet. bir mükafatı verme gereği hasıl oluyor. Eğer vermeyecek olsa yine bu isimlere muhalif ve mugayir bir hareket ortaya çıkmış olacaktır. Ama evet. biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak hakim adildir ve hikmeti gereği neyi gerektiriyorsa o onu, şekilde hareket evet. edecektir diye biliyoruz. Bu evet. da cismani bedenin tekrar suretle haşr-ı cismani diye ifade ettiğimiz şekliyle yaratılması ve farklı bir alemde o aletlerin de her birine ayrı ayrı ücretlerinin, mükafatlarının verilmesini gerekli kılmaktadır. Evet, cemal-i rahmet ve kemal-i adalet bunu gerektirir. Evet. Değil mi? Cismani evet. haşr-ı gerektirir dedi. Evet, ben ikinci suale geçmeden önce burada aklıma gelen bir sual var. Birincisi marifetullah cennette devam edecek mi o zaman? Evet. Risale-i Nur'da da birçok noktada, birçok derste biz bunu görüyoruz. İşte burada gördüğümüz cilve, burada gördüğümüz gölge, Esma'nın asılları orada. Evet. Aslında orada müşahede edeceğiz, orada tanıyacağız. O zaman marifetullah devam ediyor mu gibi bir soru geliyor akla. Evet. Bir şey daha soracağım. Devam edecekse nasıl devam edecek? Mesela burada hastalanıyoruz. Değil mi? Cenab-ı Hak'tan şifa talep ediyoruz. Şafi ismiyle. Bize şifa ihsan ediyor. Bütün esmalar orada tecelli edecek mi? Bütün esmaların asıllarını nasıl göreceğiz? Orada hastalık yok, ölüm yok, yokluk yok, elem yok. Nasıl olacak? Evet, zor bir soru. Tevvab ismi, Gaffar ismi gibi isimler de akla geliyor. Günah yok, tövbe yok değil mi?
Tamam, sondan başa doğru ben devam edeyim. Nasıl isterseniz. Bütün esmalar orada tecelli edecek mi? Evet. Bütün esmalar elbette orada tecelli edecek. Neden? Burada numuneler, gölgeler suretiyle sunulan şeylerin asılları ve hakikatleri madem orada, o zaman o hakikatleriyle müşerref olacağımıza göre esmaların da orada idame edeceğini anlıyoruz. Ama bazı esmaları tam zihnimizde oturtamıyoruz. Ben buna iki şekilde cevap vermek istiyorum. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın celali ve cemali isimleri vardır diye biz öğrendik. Buna referans olarak da işaretül icazı gösterebilirim. Celali ve cemali isimlerinin bir bölümü cennette, kalan kısmı da herhalde cehennemde tecelli edecektir diye de bakabiliriz. Ya da bütün esmanın cennette de tecelli edeceği nazarıyla da bakmamız mümkündür. Peki Şafii ismi nasıl olur diye sormuşsunuz. Şafii ismi burada hastalıkların tedavisi noktasında, şifa verilme noktasında bizim karşımıza çıkmaktadır. Ama ahiret hayatında hastalık yoksa bu nasıl olacak? Ona ben birkaç yönlü cevap vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, insanda maddi hastalık olmasa bile manevi hastalıklar vardır. İşte bunlardan biri kibirdir, gururdur, imani noktada eksikliktir, zafiyettir, şükürsüzlüktür. Bunun yanı sıra şüpheler vesaire gibi, vesveseler gibi birçok nokta vardır insanın manevi hastalık diye ifade ettiğimiz noktada. Bu dünya hayatında bunların her birinden kurtulması mümkün olmayabilir. Şafii isminin oradaki zirve tecellisinde bu duygulardan insanın tamamı ile tedavi edilerek kurtulması söz konusu. Manevi şifa olarak. Manevi şifa olarak. Bir başka noktada mesela sürekli afiyet hali içerisinde olma diye düşünebiliriz. Bir başka noktada ise hiç hastalanmama, hiç hastalık görmeme. Orada daimi Şafii isminin tecellisinin gereği hastalık halinin hiçbir şekilde vuku bulmaması olarak da bizim karşımıza sonsuz çıkabilir. Sonsuz sıhhat o zaman belki evet, de. Evet, sonsuz sıhhat olabilir. Olumsuz hislerin bulunmaması. Mesela burada dönemsel olarak bir gün içerisinde halden hale giriyoruz. İşte farklı kalbi, ruhi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların hiçbirinin olmayacağını, hatta Bakara suresi 62. ayet-i kerimede onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar ifadesi kullanılıyor. Bu cümlelere bir destek olması mahiyetinde ben bunu aldım, bu ayet-i kerimeyi. Bunun dışında bir de şöyle bir durum var. İnsanda ays, fakr, naks gibi kusurlar var. Kusur gibi, firak gibi çok farklı yaraları var. Bu yaraları da burada tam tedavi olmuyor. Şafii isminin oradaki tam tecellisiyle birlikte bütün bu durumların da ortadan kalkacağının bir göstergesi. Diğer isimleri de böyle kıyas edebiliriz o zaman. Her esmayı kıyaslayabiliriz. Fakat şöyle bir şey de var. Mesela Cenab-ı Hakk'ın biz burada 1001 ismi şerifi var ve 1001 ismiyle burada tanıyoruz. Fakat bir de Cenab-ı Hakk'ın kudret boyutu var. Yani kudretine bağlı olan birçok meseleler var. Esma da bunların içinde yer almaktadır. Bir de fiili isimleri var Cenab-ı Hakk'ın. Fiili isimler de o fiillerin lüzumu ve gereği hası olduğu zaman o fiili isimler tecelli ve tezahür eder. Şafii ismi de bunlardan, Rezzakiyet mesela bunlardan ve buna benzer başka isimler de var. Şimdi burada lüzumlu ve gerekli olduğu için o fiili isimlerin tecellisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ahirette uzantısı nasıl olacaktır? Yani o tarz fiili isimlere ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Eğer yoksa o esma belki farklı bir versiyonla bizim karşımıza çıkabilir. Ya da oradaki şartlara göre o esma ve oradaki meselelerle ancak o şekilde belki muhatabiye söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bir de marifetullah meselesini sormuştunuz. Evet. Marifetullah da terakkiyat diye ben anlıyorum değil mi? Yanlış tanıma ve mertebe burada devam ediyor tanıdıkça. Marifetullah devam edecek mi? Çok ince bir konu. Bu mesele yine Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihraç edilme meselesinden ben alarak konuya bir açıklama getirmek istiyorum. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihraç meselesinin bir hizmete, bir hikmete mebni olduğunu ifade eder. Ve orada eğer sürekli olarak kalacak olsaydı diyor, makamı sabit olacaktı ve terakkiyat olayı olmayacaktı. Melekler gibi makamı sabit kalırdı ifadesi kullanılıyor değil mi? Evet. Aynı zamanda da ihraç edildikten sonrasında
terakki meselesinden bahsediliyor. Mesela öncelikli olarak Esma'nın kendisine talim ettirildiğini ve bu noktada Esma meselesinden yola çıkarak dünya hayatı içerisinde bir marifet noktasında. Pişmanlığı var değil mi? Tövbesi evet, var. Evet, o pişmanlığı var ama onun yanı sıra bu Esma'nın talimiyle birlikte bir marifetullah hakikatiyle karşı karşıya ve bu noktada bir terakkiyatı var. İstidatları noktasında da meseleye bakabiliriz. Yani bir noktası Esma ise, bir noktası istidatsa, onun dışında sahip olduğu bütün manevi cihazların da bir terakkisinin gerçekleştirilmesi noktasında dünya hayatı içerisine konulduğunu görüyoruz. Yine 23. sözün mesela başına baktığımızda âlâ-i iliyin meselesi anlatılır veya esfel-i safilin meselesi anlatılır. Yani bir terakkiyat ve bir tedenniyat meselesi yine dünya hayatı içerisinde bizim karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Burada bir teklif var. Burada bir imtihan var, burada bir imanlı olma ya da imansız olma meselesi gibi İrade bir imtihanın içerisinde bir terakkiyat, bir tedenniyat meselesi var. Ve bu dünya hayatı içerisinde biz şunu da görüyoruz ki her şey zıttıyla biliniyor. Zıttıklarla bir takım meseleler bizim karşımıza konuluyor. Bu zıttıklar içerisinde âli ruhla suflî ruhun birbirinden tefrik edilmesi meselesi bizim karşımıza çıkıyor. O zaman anlıyorum ki dünya hayatı içerisinde bir terakkiyat, bir tedenniyat söz konusu. Peki ahirette bu mesele nasıl olacak? Yani marifetullah noktasında biz ahirette bu meseleyle nasıl karşı karşıya geleceğiz? O zaman şunu söyleyebilirim. Biz burada bin bir esma ile tanıdığımız Cenab-ı Hakk'ı daha farklı isimleriyle de tanıyor olacağız ahiret hayatında. Bilmediğimiz ne kadar ismi varsa, bilmediğimiz daha farklı ne gibi hususiyetleri varsa orada farklı manzaraların bize izletileceğinden bahsediliyor. O manzaraları müşahede etme ve Cenab-ı Hakk'ın bize tecelli etme noktasında marifetullah meselesinin devam ettiğini görüyoruz. Ama dünyadaki gibi mi olacak? O kısmı sorgulamak lazım. Dünyadaki gibi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü burada bir imtihan vardı. Burada bir terakkiyat ve tedenniyat vardı. Burada kişi istidat ve aletlerini hangi boyutta iman ve marifetullah da meselenin içerisine dahil ettiğimizde hangi boyutta inkişaf ettirmişse cennetteki makamı da o noktada olur. Yani atıyorum mesela Firdevs, Cennetül Firdevs makamında ise bir şahıs o makamın şartları içerisinde Cenab-ı Hak ile yine görüşmesi ve Cenab-ı Hakk'ın oradaki marifetullah noktasında meseleyi de yine bulunduğu konum itibarıyla değerlendirerek. Muhatabiyeti de farklı olacak o zaman. Muhatabiyeti de o noktada olacaktır. Yani, yani terakkiyat devam edecek ama dünya hayatı içerisinde olduğu şekliyle değildir. Bir tek kıyas görüyoruz hadislere ve ayetlere baktığımızda cennetin bin yılına onu görmenin bir saatin ya da bir dakikasının değişilmediğini Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Evet. Birebir görüşme meselesinde bir tek kıyas var. Bunun dışında bir kıyas yok. Yani orada şu belki de anlatılmak isteniliyor. Yani o cennet hayatı içerisindeki bütün güzellikleri bir kenara koyun. O güzellikler içerisinde ruhiyeti cemalullah meselesi birinci sırada yer alır. Yani orada Cenab-ı Hak ile görüşme meselesi çok farklı bir lezzettir. Çok farklı bir güzelliktir. İşte bunun içerisinde marifetullah'ı da biz görüyoruz. Evet. Görmekteyiz. Esma'nın asılları aslında orada tecelli edecek. İşte o yüzden bizim burada bu cihazları, aletleri, duyguları, hissiyatları en güzel şekliyle inkişafta kullanmamız lazım ki orada da zirveleri inşallah yakalayabilelim. Evet. Çalıştırdığımız noktada değil mi? Evet, karşımıza çıkacak. O zaman şöyle de anlıyor insan değil mi? Burada nasıl meşgul olduysak, ne üzerinde çalıştıysak cennetimizde o olacak orada. Evet. Cennetin içinde de ayrı bir cennetin rüyeti cemalullah olduğunu o zaman anlayabiliyoruz. Evet. Bu dersin başında da cenneti anlatan ayetlerin cennetten daha güzel, içeceklerinden daha tatlı olduğunu da söylemişti. Evet. Evet. İlk ben ikinci suale geçmek istiyorum. Sual, cisim eğer hayati olsa, eczai bedeni daim terkif ve tahlildedir, inkıraza mahkumdur, ebediyete mazhar olamaz. Ekl ve şürp, bekai şahsi ve muamele-i zevciye ise bekai nevi içindir ki şu alemde birer esas olmuşlar. Alem ebediyette ve alem-i uhrevide şunlara ihtiyaç yoktur.
neden cennetin en büyük lezzeti sırasına geçmişler? Cevap bölümünü okumaya çok fazla vaktimiz yetmeyecek. Ben soru olarak bunu almak istiyorum size. Yeme içme değil mi? Muamele-i zevciye niçin gerekli orada? Burada işte neslin devamı için, yaşamak için gerekliyse bunlar. Alem-i uhreviyede bunlara ihtiyaç yoktur. Cennetin de en büyük nimetleri arasında bunlar sıralanıyor değil mi? Evet. Bu meseleyi, bu cevap kapsamında inşallah anlamaya çalışalım. Bu meseleyi ben işaret-ül icazdan inşallah açmaya çalışacağım ama oraya girmeden önce buradaki el cevap kısmında bedeni ezza meselesi ifade edilmiş terkip ve tahlil noktasında. Şimdi burada şunu ifade ediyor. İnsan dünya hayatı içerisindeki sahip olduğu o cisimde çocukluktan diyor kemale kadar olan yani 40 yaş dönemine kadar olan süreçte varidatın çok fazla ama o süreçten sonra yani 40'tan sonraki dönemde ise bedenin ihtiyarlığa doğru gittiğini, yaşlanmaya doğru gittiğini ve buna kesinlikle hiç kimsenin de engel olamadığını görmekteyiz. Ahiret hayatında bedeni cismaniyede böyle bir durumun söz konusu olmayacağı anlatılıyor. Yani gelir gider dengesizliği diye bir şey olmayacak. Oradaki zerreler de demirbaş ve sabit kalacak. Bu sebeple de yaşlanma olayıyla insanlık... Yaş da sabit. Yaş da sabit, beden de sabit olacağı için ihtiyarlığa doğru gitme meselesi yok. Yani hep tazeliğini ve canlılığını koruyan bir bedene sahip olma meselesi var. Evet. İkinci olarak ise sorduğunuz sualde yeme içme ve nikah meselesinin neden dünya hayatında birinci sırayı oluşturduğunu anlatmıştı ama niçin ahiret hayatında da bunun gerekli ve lüzumlu olduğunu. Çünkü yeme içme ihtiyacı burada bedenin beslenmesi ve ayakta durması noktasında karşımıza çıkıyor ama nikah meselesi ise neslin idamesi noktasında. Orada neslin idamesi olayı olmadığına göre niçin birinci sırada yer almış diye izah ediliyor. Bu mesele İşaret-ül İcaz Risalesi'nde Bakara Suresi 25. ayet-i kerimenin açılımında yer almaktadır. Ben buradan bu konuya açılım getirmek istiyorum. Burada saadet-i ebediyeyi iki kısım olarak nitelendiriyor. O saadetlerden bir tanesi yeme, içme ve nikah olarak karşımıza çıkıyor ama asıl birinci sırada yer alan nokta ise Cenab-ı Hakk'ın rızasına, onun lütfuna, onun tecellisine ve kurbiyetine mazhar olma şekliyle bizim karşımızda. Mesken olarak konuya bakacak olursak eğer, yani önemli bir şeydir bu. En latif, en cazibedar şekli ile diyor Cenab-ı Hak. Türlü türlü gül ve çiçeklerle müzeyyen ve bağ ve bahçelerle de diyor muhat altında sular, nehirler akan saraylar ve köşkler şekliyle öncelikli olarak böyle bir sarayın, köşkün insana verileceğinden bahsediyor. Bu da hani barınma ihtiyaçlarındandır diye hani bizim konuştuğumuz temel ihtiyaçlar vardır ya dünya hayatında. Cennet hayatında da bunlar birinci sırayı teşkil ediyor. Oradaki diyor ki camit kalpleri aşk ve şevkle ihya eden, sönmüş olan ruhları da şen ve şad eden şairlere sermaye olarak şairane teşbihleri, temsilleri, usluplar kullanılmış. Yani biz anlıyoruz ki mesken meselesi cennet hayatı içerisinde yine birinci sırada yer alıyor. Bir başka noktada bakıyorum ki yemek noktasında mevkulat çok önemli. Ayet-i kerimelerde de farklı içecek türlerinden, farklı nimetler ile nimetlendirileceklerinden, isimleri dünya hayatındaki isimlere benzese bile tatlarının çok farklı olduğunu, değişik bir şekli ile bizim karşımıza sunulacağını anlatıyor. Burada şöyle bir ifadesi var. İkinci esas olarak yemek ise yani yiyecek kuvvet verdiği cihetle en iyisi, en lezizi meuluf olan kısımdır. Yani insanı garip, vahşi olmayan şeylerdir. Yani burada tattığımız, yediğimiz, alışkanlık haline gelmiş olan şeyleri orada bakıyoruz ki buna benzer, belki çok farklı bir şekliyle bizim karşımıza Cenab-ı Hak sunacak. Neden? Çünkü tad alma duyusu, mide vesaire gibi cihazların burada bir vazife ile vazifelendirildiğini biliyoruz. O vazifelerine ücret olarak mide de beka buluyor. Tad alma duyusu da farklı türde gıda ve nimetlerle nimetlendirilerek onlara da birer ücret şekliyle bize sunacak. Yani yeme ihtiyacı belki hasıl olmayacak çünkü insanın bedeni boyutta çok farklı özelliklere sahip olacağını konuştuk biz. Bu sebeple
belki yeme içme ihtiyacı da yani çok zaruri bir kapsamda yer almayacak olsa bile sırf onların mükafatı ve onlara bir ücret şekliyle bizim karşımıza çıkacak. Bir başka nokta ise nikah meselesi. Nikah meselesi de Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin en önemli tecellilerinden birini oluşturuyor dünya hayatında. Neslin idamesi, ikamesi noktasında. Fakat ahiret hayatında buna lüzum kalmıyor. Fakat burada çok önemli bir noktaya, hususa hizmet ettiğinden dolayı ahiret hayatında da o hizmete mukabil olarak farklı bir lezzet şekliyle insanlık alemine tekrar sunulacağı şekliyle bir açıklama var Risale-i Nur'da. Ve buradaki şu ifadeler benim çok dikkatimi çekti. İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır. Yani ahiret hayatında çok farklı güzellikler belki olacaktır ama kalp diye bir şey var insanın dünyasında. Bu kalbe mukabil o kalbi tam hissedecek, onu tam anlamaya çalışacak, o duyguları yaşayabileceği bir başka kalbin mevcut bulunması ve onun verilmesi de yine bir nimet olarak bizim karşımızda. İki taraf diyor sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler. Vela dezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yeklerine muavin ve yardımcı olsunlar diye. Belki burada böyleydi ama bu duruma hizmet eden şeylerin de mükafatı noktasında ahirette yine bizim karşımıza nikah olayı çıkacak. Ve şu ifade de çok önemli. Kalplerin diyor en latifi, en şefiki kısmı saniye ile tabir edilen kadın kalbidir. Bir erkek de bütün duygularını, hislerini tatmine ulaştırabileceği tek nokta kadının kalbidir. Kadının kalbi boyutudur. Bu sebeple cennet hayatı içerisinde de nikah yine bizim karşımıza çıkıyor. Evet. Ayette de vardı ya, ayetimizde de onlara tertemiz eşler verilecek. Bunu evet, da böyle anlayabiliriz. Her iki taraf için de geçerli. Evet. Bu yani sadece beylere verilecek manasında anlaşılmamalı. Her iki taraf için de yani kim hangi noktada nasılsa ona göre evet, doğrudur. Manevi şifa demiştiniz ya biraz önce. Yani orada vesvese yok, sıkıntı yok, yok. Kıskançlık yok, haset yok. O yüzden tertemiz eşler belki tabiri de buraya değil mi? Layık oluyor. Evet. Nikah meselesi de böyle. Demek ki her şey cennete layık bir hal alacak. Hal alacak. Hatta diyor orada o Hay ismi öylesine bir tecelli gösterecek ki burada bizim camit olarak gördüğümüz her ne varsa, mesela işte taş, mesela bir ağaç, diyor ya filan ağaca gel desen gelir, dalından meyveyi kopardığın İstesen, gibi anında hemen arkasından bir başka meyve yine orada çıkar. Yani dünya hayatında bir meyveye ulaşmak için belki bir sene falan beklemek gerekiyor ama öyle beklentilerin olmadığı, senin emirlerini anlayabilecek bir noktada diğer etrafında bulunan cismaniyet de öyle teçhiz edilmiş olacak. Her şey hayatta ve şuurlu olacak. Evet. Evet. Yine insana hizmet edeceğini görüyoruz cennette de her şeyin. Evet. Evet. Bu şekilde anlayabiliyoruz. Cenab-ı Hak kazanmayı nasip eylesin. Amin. Salih amellerle. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Benim için istifadeli oldu. İnşallah dinleyenlerimiz için de, izleyenlerimiz için de istifadeli bir ders olmuştur Cennet Bahsi. Cennet Bahsi sual ve cevaplarla devam ediyor. İnşallah sizler okur, daha da istifade edersiniz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena la tuahizna İnnesina ev ahtana. Allahümme salli ala habibike allezi feteha ebvabel cenneti bi habibiyeti ve bi salati ve eyyettühü ümmetühü ala fethiha bi salavatihim aleyhi aleyhissalatu vesselam. Allahümme dekhilna cennete me'al ebrar bi şefaati nebiyike muhtar. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i hakimsin. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Allah'ım! Habibiyeti ve salatıyla cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salavatlarla ümmeti de onu teyit eden Habibin aleyhissalatu vesselama rahmet et. Allah'ım! Bizi ebrar ile beraber seçkin Habibin şefaatiyle cennetine idhal et. Amin.
Bir sonraki bir niyet, bir tasavvur programında buluşuncaya dek Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun.